Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlama konusunu işleyeceğiz. En yakın onluğa yuvarlama konusu günlük hayatımızda kullandığımız bir konu. Bununla ilgili size bir örnek vereyim. Listemi görüyorsunuz. Listemde bir bayram alışverişi var. Kızım ve oğlumla beraber bayram alışverişi için mağazaya gitmiştik. Kızımın ve oğlumun beğendiği ürünleri görüyorsunuz ve karşılarında fiyatları yazıyor. Benim cebimde de 500 lira para vardı. Bu ürünlerin hepsini zihnimden toplamak çok güç olmuştu. Benim de aklıma bir fikir geldi ve bu ürünleri en yakın onluklarına yuvarlayarak topladım ve sonunda cebimdeki paranın yetip yetmeyeceğine karar verdim ve nitekim de cebimdeki para bu ürünleri almaya yetiyordu ve alışverişimizi bu şekilde yaptık. Bu konuyu bir bu kağıdı bir kenara bırakalım. En yakın onluğa yuvarlama ile ilgili sizlere bir e, mezru getirdik. Mezruyu genelde terziler kullanırlar kumaşları ölçmek için. Bu mezruyu ben size sayıları göstermek için, onlukları göstermek için getirdim. Ve onlukları kutuların içerisine aldım. Görüyorsunuz 10, 20, 30, 40. Onluklar bu şekilde gidiyor. 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde gidiyor. Ve şimdi sayıları onluklara yuvarlama ile ilgili şöyle bir alıştırmalarımıza başlayalım. Mesela bir sayı seçelim. Örneğin kızımın aldığı pantolon. 48 liraymış. Hemen şuraya yazalım. 48 nerede? Önce ona bakalım. 48, 40 ile 50'nin arasında. Evet görüyorsunuz. Ben hemen orayı bir şöyle sayı doğrusu üzerine çizeyim. Evet şurada 40 var. Şurada da 50 var onluklarımızdan. Ve 41, 42 bu şekilde 45, 46, 47, 48, 49. Hemen yazayım onları da diğer renkli kalemle. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Kızımın istediği pantolon 48 liraydı. 48 nerede? Bakın şurada işaretliyorum. 48 hangi onluğa yakın? Siz de şekilden anlıyorsunuz sayı doğrusundan. 50'ye daha yakın. Çünkü 50'ye giderken 1, 2 adım attığında hemen 50'ye varacak. Geriye dönse birçok adım atmak zorunda kalacak 48 sayısı. O zaman 48 50'ye yuvarlanır. Demek ki 48'i ben zihnimden 50 lira olarak hesapladım. Ayakkabı 69 lira. Hemen ona bakalım. Nerede 69? 60 ile 70'in arasında. Bakın, 70'in hemen yanında. O zaman 69 sayısı en yakın 70'e gidiyor. Onu da yazalım şöyle. 69 sayısı 70'e yuvarlanıyor. Tişört 29 liraymış. Hemen ona bakalım. 29, 20 ile 30'un arasında olması lazım. Evet, bakıyoruz. Gerçekten de 30'un hemen yanında 20'ye dönemez çünkü çok uzun mesafe var. 30'a daha yakın olduğu için 29 lira da 30'a yuvarlanıyor. Hatta şöyle yanlarına yazayım. 48'i biz 50'ye yuvarladık. 69'u 70'e yuvarladık. Tişörtü 30'a yuvarladık. Şimdi oğlumun ürünlerine bakalım. 57 lira pantolon. O nereye yuvarlanıyor? Hemen bakalım. 57 nerede? 50 ile 60'ın arasında. Bakın. 57 şurada gözüküyor. 60'a gitmesi için 1 2 3 adımda gidebiliyor. Geriye dönse 1 2 3 4 5 6 7 adım atacak. Orası daha uzak. O zaman 57 60'a yuvarlanıyor. Ayakkabı 81 lira. Bakalım 81 nerede? 80 ile 90'ın arasında. Hemen 80'in yanında. O da 80'e daha yakın olduğu için hemen bir adım geriye gidiyor ve 80'e yuvarlanıyor. Gömlek 29 lira. Az önce tişörtle aynıydı. O da 30'a yuvarlanıyor. Şimdi bu sayıları toplamam çok daha kolay. İsterseniz birlikte toplayalım. Mezunumuzu şuraya bırakalım. Pantolon 50. 70 burada. 70-50 daha 120. Bunu zihnimden toplayabiliyorum. Daha kolay. 30 daha 120. 30 daha 150 oldu. 60 burada var. 150 60 daha 210 lira. 80 daha 290. 30 daha 320 lira yaptı. Tekrar bir kontrol edelim. İkisi 100 lira yapıyor. 150 210 290 320 lira. Demek ki cebinde para 500 liraydı. O zaman cebindeki para bu ürünleri almaya yetiyor. Şimdi buradan şu kurala çıkarabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Bir sayı doğrusu çizelim. 50 ve 60 olsun. Başka bir renkli kalemle 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 yazalım. 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59 ve 60. Şimdi 51 sayısı 50'ye yakın. Demek ki 51 50'ye döner. 52 de 50'ye yakın. 2 adımda geri gidiyor. 53 de buraya döner. 50'ye döner. 54 de 50'ye döner. 55 tam ortada. Peki bu ne olacak? Bakın. Geriye dönse 1 2 3 4 5 adım gidecek. İleriye gitse 1 2 3 4 5 adım gidecek. Tam ortada kalmış 55. İleriye mi gidecek? Geriye mi gidecek? Şöyle düşünün. Günlük hayatınızda çocuklar siz ileriye doğru yürümek daha kolaydır. Geriye doğru dönmek, geri geri gitmek zordur. O yüzden 55 sayısı ileriye doğru gider. 60'a doğru gider. Demek ki 55 60'a yuvarlanır. 56 o da 60'a yuvarlanır çünkü 60 daha yakın. 1, 2, 3, 4 adım geriye dönmesin artık. 57 de 60'a yuvarlanır. 58 de 60'a yuvarlanır ve 59 da 60'a yuvarlanır. Buradan şu kuralı çıkarabiliriz. Sonunda 1. Bakın 51'in sonunda 1 var. 2, 3 ve 4. Sonunda 1. Yani birler basamağında arka tarafta 1 2 3 ve 4 rakamı olanlar geriye döner. Yani bunlar 50'ye dönüyor. Bakın 51, 52, 53 ve 54 geriye dönüyor. Birler basamağında yani arka tarafta 5 6 7 8 ve 9 olanlar ise ileriye giderler. İlerideki onluğa giderler. Buradaki sayı doğrumuzda ileride kim vardı? 60 vardı. O zaman 55, 56, 57, 58 ve 59 60'a doğru gider. Tekrar edelim. Kuralımız neymiş? Arka tarafta yani birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar geriye arkadaki onluğa giderler. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olan sayılarda ilerideki sayıya ilerideki onluğa giderler. Evet. Bir sonraki videomuzda alıştırmalarımıza devam edeceğiz. O zaman konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere.